Ankara'nın başkent oluşunun 98. yıl dönümü vesilesiyle düzenlemiş olduğumuz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Başlamadan önce birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Sorularımızı Q&A kısmından alacağız. Oraya yazmanızı rica ediyoruz. Konuşmanın sonunda soruları konuşmacımız cevaplayacak. Erdal Bey'e davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ederim. Sizlere kısaca Erdal Bey'i tanıtmak istiyorum. 1981 Manisa doğumlu olan yazar, Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. Rusya Federasyonu'nda uzun yıllar özel sektörde yöneticilik yaptıktan sonra Rusya hükümeti bursu ile St. Petersburg Devlet Üniversitesi Ekonomi Fakültesi Finans ve Kredi kürsüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Doktorasını Rus arşivleri ışığında 1923-1939 arası Türk-Sovyet ekonomik ilişkileri teziyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi Bilim Dalı'ndan almıştır. Teziyle alakalı Moskova'da bulunan arşivlerde yine Rusya hükümeti doktora bursu ile çalışma imkanı bulan yazar, ikinci doktora tezini Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlke ve İnkılapları Enstitüsü'nde iki savaş arası dönemde Türk-Alman ekonomik ilişkileri üzerine hazırlamaktadır. Sovyetler Birliği Türkiye ekonomik ilişkileri hakkında makale, kitap bölümü ve bildiriler yayınlamaya devam eden yazar, iyi derecede İngilizce, Rusça ve Almanca bilmektedir. Şimdi İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde akademik hayatına devam etmektedir. Erdal Bey, tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun, arkasından başlayalım. Vallahi yok. Yani dediğiniz gibi üretim yapmaya, yazmaya devam ediyoruz. Akademik hayat da bir yandan devam ediyor. Şimdilik böyle. Tamam o zaman. Leonid Kulin kimdir Erdal Bey? Bize kısaca bahsedebilir misiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Lev Mikulin'i bir arkadaşım bana geçen sene bir gazete küpürü paylaşmadan önceye kadar bilmiyordum kim olduğunu. Ulus Gazetesi'nin 28 Aralık 1934 nüshalı sayısında Lev Mikulin'in Türkiye'ye dair izlenimlerini İstanbul, Ankara ve İzmir olarak üçe böldüğünü ve bunu Novi Mir isimli bir dergide neşrettiği haberi vardı. Ve bunu gördüğüm zaman sağ olsun İhsan Seddar Kaynar, o arkadaşıma da çok teşekkürlerimi iletmek isterim. İyi bir iktisat tarihçisidir. O da Ankara üzerine öğretim yapmaya devam ediyor. Hatta tezini de onun üstüne yazdı. Evet. Daha sonra onun önerisiyle ben makaleleri buldum internetten. Novi bir hala hayatına devam eden bir dergi. Rusya'da Yeni Dünya veya da Yeni Barış olarak da çevrilebilir Türkçesi. Onların arşivlerinde bu yazıyı bulduğum zaman ilk aklıma çevirmek geldi ve Ankara Araştırmaları Dergisi geldi açıkçası. Sağ olsun Ali Levon ve diğer editörler çok yardımcı oldular bu konuda. Ben çeviriyi gönderdiğim zaman evet güzel bir şey olduğunu ama derginin bu tip çeviri makaleler basmaktan ziyade görüş yazısı veya da araştırma makalesi bastığını söylediler. Onun üzerine yine Ali Levon'un birkaç önerisi oldu. Ben çok minnettarım kendisine. Yani o yazının şekillerinin içinde sürekli geri dönüşler aldım, olumlu geri dönüşler aldım. Bakmadım, görmedim şeyleri hatırlattılar sağ olsunlar. Sonra ortaya böyle bir makale çıkmış oldu. Lev Nikulin 1800'lerin sonunda Ukrayna Jitomir'de doğan bir yazar. Hayatının ilk gençlik dönemlerini Odessa'da geçiriyor. Hatta Odessa Ticaret Lisesi'nden mezun olduktan sonra bir sene Fransa'da bulunuyor. Sorbonne Üniversitesi'nde. Sonra Moskova'ya dönüyor. Moskova'da 1918'e kadar Ticaret Enstitüsü'nde okuyup oradan mezun oluyor. Ancak edebi kişiliği genç yaşlarında başladığında mesela lise çağlarında Odessa'da okurken orada yerel basında şiirleri yayınlanıyor. Nikulin sonra devrimcilere katılıyor Rusya'da ve Kronstadt ayaklanmasında yer alıyor. Hemen ardından Baltık Filosu'nun basın yayın örgütünü yönetmeye başlıyor. Aradan birkaç hatta buradaki anılarını Zapiski Sputnik'a işte bir yol arkadaşının, bir yolcunun anıları şeklinde yazdığı bir kitabı daha var ki hayatın ilerleyen safhalarında görüyoruz ki Nikulin aslında roman, şiir, tiyatro eseri veyahut da işte bunların yanında anı üretmeyi de çok seven bir adam, çok seven bir yazar. Kronstadt ayaklanması, arkasından Baltık Köşkü'nü aldığı görevler derken 1921-22 yılında kendini Kabil'de
Sovyet Başkan Sosyonu genel sekreteri olarak buluyor. Arkasından da yaptığı savaş muhabirlikleri var ve İspanya gezileri var, Fransa gezileri var. Hatta 1925 yılında Türkiye İstanbul'a ilk gelişi var. Sadece birkaç, hatta bir gece kalıp tekrar İstanbul'dan vapura binip yani Sovyetlere döndüğü bir yolculuğu var. Aynı zamanda tiyatro eserleri benden de bahsettim. Sinema içinde üretimi var. Chess diye mesela 1938 yapımı bir Sovyet filmine imza atmış. Burada da yine metaforlar üzerinden sıkı bir Stalin taraftarı olduğu için Nikolin, Trotskistlere büyük bir eleştiri var. İşte bir demir yolu üstünde bir istasyonda bir takım görevliler de o işte tren metaforunu kullanıyor. İlerlemeyi engelliyorlar ama oradaki aklı başında olan insanlar buna müdahale edip bunu engelliyorlar. Chess de aslında onur haysiyet gibi çevrilebilir bir şey. Chelyabinsk tiyatrosu için ürettiği eserler var. Sonra uzun yıllar Sovyet Fransız dostluğu başkanlığı yapıyor. İşte Vakıf Paris'e diye işte Paris etrafında diye bir yazdığı anı kitabı var. Mörtle yazıp ölümcül dalgalar olarak çevrilebilecek diye bir kitabı var ve Vermin Sınırası yani Rusya'nın güvenilir evlatları, güvenilir oğulları olarak çevrilebilecek başka bir romanı var. Şimdi yani devrimde... Çok üretken biri. Efendim? Ne görünüyor? Çok üretken biri. Evet, çok üretken bir yazar. 9 Mart 1967'de vefat ediyor ve Novodeviçi mezarlığına gömülüyor. Novodeviçi mezarlığını da biliyorsunuz Nazım'ın yaptığı yer. Belki ben gittim ama o zaman tabii Nikolin olduğunu bilmiyordum. Belki de yakın bir yerde, yan yana da yatıyor olabilirler. Fikrim yok ama yine o mezarlıkta. Peki Nikolin dışında Ankara'ya gelen, izlenimlerini aktaran Sovyetlerden başka kişiler var mı? Var. O Sovyetlerden gelip Türkiye'deki izlenimini aktaranlar açısından şöyle bir şey söylenebilir. Aslında 1920'lerin başından itibaren hani Kemalist hükümet Anadolu'da Mustafa Kemal ve arkadaşları bir Kurtuluş Savaşı mücadelesi başlattıklarında Sovyetlerin de verdiği desteği Kurtuluş Savaşı'nda işte maddi hem de silah yardımları olarak yapıldığını biliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Frunze. Frunze'nin Türkiye anıları 1970'lerde sanıyorum basılı Türkçe'de çevrildi 80'den önce. Orada da mesela Samsun'dan Trabzon üzerinden gelip Samsun limanına gidip yine bir Ankara'ya doğru ilerlerken Anadolu'nun coğrafyasına karşılaştıkları ve geri dönerken karşılaştıkları Ankara'yla olan izlenimleri ve çektikleri fotoğraflarında yer aldığı bir kitap, bir anı kitabı bu. Frunze önemli bir devrimci. Hatta şöyle denilebilir. Mesela hani bir oradan da ben hep Rusya'daki arşivlere, Moskova'daki arşivlere giderken Frunzinski metrosunu kullandım. Yani Frunze metro istasyonunu. Onun orada güzel bir büstü vardır. En yakın ulaşım yeri de odur. Böyle bir kesişim olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra Elçi Aralok var. Aralok'un Türkiye'deki anılarından bahsettiği, gözlemledi. Hatta Kurtuluş Savaşı sırasında da onun cepheye gitmesi İsmet Paşa'yla, Mustafa Kemal'le ve verdiği destekler var. Ve onun anı kitabında da Ankara'ya hakkında izlenimler elde etmek mümkün. Hakeza Aralok ve ekibin geldiği zaman bu elçilik ekipleri tabii tek başına gelmiyor. Elçi geldi diyoruz biz ama bu aslında büyük bir ekiple geliyorlar. Ve yanlarında zamanın ünlü mesela ressamlarından Lansera diye bir adam var. Ankara Yazı diye bir kitabı var mesela bu adamın. Graviller yaptığı, çizimler yaptığı, Ankara'daki evleri, Ankara'nın şehrinde. Türkçe'de de basıldı bu kitap. Ankara Yazı yani olarak Yevgeni Lansera isminde eğer ilgililer varsa bulup okuyabilirler. Ondan öte Türkologların yazdığı kitaplardan bahsedilebilir. Ankara'yı ziyaret edişinden bahsedilir. Hatta ve hatta ticaret temsilciliğinde çalışanlar benim konum hani ekonomik işbirliği olduğu için oradan biliyorum. Onlar işte Danzig diye bir ticaret uzmanı var. Moisiev, Rozaliev, Genin mesela. İsrail Adolfovic Genin diye bir adam var. Onun ürettiği bir takım materyaller var. Antonina Sverchevskaya diye bir ünlü bir Türkolog vardı Moskova'da. Hatta ünlü bir çevirmen vardır Hülya Aslan. Türkçe'de Dostoyevski'nin Tolstoy'un eserlerini kazandıran iyi bir Rusça çevirmendir. Onun sanıyorum doktor hocası. Onun ürettiği güzel bir yani Sovyetlerin Türkiye'deki kültür ve iki ülke arasında kültürel ilişkileri inceleyen 82'de basılan bir
doktora tezi var. Orada da özellikle 30'lu yıllarda birçok ünlü sanatçının geldiğini, hatta Türkiye'den de özellikle Ankara'dan da Cumhuriyet Senfoni Orkestrası'ndan birçok sanatçının, tiyatrodan, Muhsin Ertuğrul mesela önemli bir yönetmen, Moskova'ya, Rusya'ya gönderildiğini ve orada eğitimler aldıklarını söylüyor. Şostakoviç mesela ünlü besteci, hala eserleri dünya senfoni orkestraları tarafından seslendiriliyor. Ben de çok severim. O mesela gelip konserler veriyor Ankara'da. Bir konser de İstanbul'da veriyor diyebiliyorum. Ve hatta bu konserler Ankara'da sunan yayınlanıyor. Onların aralarında tabii ufak tefek Ankara'yı bulmak mümkün. İzlenimlerini görmek mümkün. Ama yani özü olarak mesela benim Nikul'ü niye seçtiğimi sorarsanız arkadaşımın haber vermesi benim ve benim Nikul'ün üzerinden zamanın ruhunu nasıl okuyabiliriz sorusundan hareketle ben Nikul'ün yazdığı şeylere ilgi duymaya başladım. Bir iktidar yanlısı olduğu için Nikul'ün, evet çok yetenekli ve betimlemeleri ağır kullanan bir edebiyatçı. Ama onun yazdığı şeylerden de zamanın Türkiye'sini ve Ankara'sını okumak keyifliydi. Ben işte bir ufak bir makale yazarak da bunu okuyucularla paylaşmak istedim. Ne güzel, çok güzel. Ben de şeyi hatırlıyorum, sizin makalenizde de vardı sanırım. O dönemler Yunus Nadiler falan da buradan gidiyor. Bu yani Nikulin gibi, o artık Moskova'ya mı gidiyor ya da başka yerlere mi çok hatırlamıyorum ama ismen hatırladım. Bayağı insan hani o Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda nasıl işte Nikulin Moskova'dan geldiyse buradan da birçok kişi yurt dışına gidip orada izlenimlerini gelip Türkiye'de aktarmış. O dönemler çok verimli yıllar aslında bakıldığı zaman. Evet. Duygu Hanım, şöyle bir ekleme de yapmak isterim ben bunun devamında. Şimdi heyetler üzerinden Ankara'ya girip gitme Sovyetlerin çok önem verdiği bir şey. Mesela 1925 yılında işte bu Musa sorunu ortaya çıktığında yavaş yavaş işte ve Şehzade ayaklanması derken yani Türkiye ve Rusya arasında bir saldırmazlık paktı imzalanıyor. Bunun görüşmelerinin bazıları ağırda işte Ankara'da yapılıyor. Hatta onun hemen sonrasında 1927'de bir ticaret anlaşması imzalanacak ve benim belgelerde gördüğüm yazılarımda da makalelerimde paylaştığım gibi yani Moskova'nın ilk talimatı diyor ki bu iş Ankara'da olacak bu görüşmeler. Tamam, Tevfik Uçtarlısı'nın Odessa'da da yaptığı bir takım görüşmeler var ama nihayeti yani Türkiye hükümeti kendini güvende hissetsin diye Ankara'da yapılıyor. Arkasından 1929 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı Karahan'ın Türkiye'ye ziyareti var. Bunun akabinde şey söylenebilir. Tevfik Uçtaraz 1930 yılında gidiyor Moskova'ya. 1931 yılında Litvinov geliyor. Ve sizin söylediğiniz o süreçte şöyle başlayacak. Mesela Faiz Rıfkı Moskova'ya Roma anılarını anlatır. Onun da gidişi 1932'de Türkiye'ye artık devletçilik, ekonomide devletçiliğe geçeceği için birinci kalkınma planı hazırlanıyor. Birinci 5 yıllık plan hazırlanıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin kuracağı fabrikaları finanse etmek için krediye ihtiyacı var. Bunun için de önce Şükrü Saraçoğlu Amerika'ya gidiyor. Oradan pek yardım alabilecekleri pek söz konusu olmayınca işte Sovyetlere ve İtalya'ya başvuruyor. Sovyetler de 8 milyon dolarlık kredi vererek bu birinci 5 yıllık planın bazı fabrikalarının finanse edilmesini sağlıyor. Bunun amacı da işte İsmet Paşa ve yanındaki ekip şeye gidiyorlar. Moskova'ya gidip oradan hatta Petersburg'a birkaç şehre uğrayıp Sovyetlerin elinde bulunan o büyük sanayi gücünün yeniden inşa edilen işte bu savaştan sonra hatta beyinlere eklenerek inşa edilen sanayi gücünü görüyorlar ve bir anlaşma imzalanıyor. Aslında Faiz Rıfkı Atay da bir nevi Nikulin'in yaptığını yani Sovyetleri Türkiye halkının gözünde olumlamak için o da anılarında Moskova Roma diye bir eser üretiyor. Şimdi Nikulin İstanbul'a Türkiye'ye ikinci gelişi olduğunu söylemiştim ben bu 33 yılında ve çeşitli kitaplardan edindiğim bilgiye göre 1933 yılının sanıyorum Ekim ayında Sivastopol üzerinden İzmir vapuruyla İstanbul'a geliyorlar. Ekipte Voroshilov var. Şimdi Molotov hükümet başkanı ama ağır bir hastalık geçiriyor. O gelemiyor. O gelemeyince de Voroshilov işte Genelkurmay Başkanı HET'e başkanlık yapıyor. HET'in içinde de bir sürü insan var. Tek başına gelmiyor. Buraya Milli Eğitim Bakanı var mesela. Budyani var. Budyani çok önemli bir Maraşal. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler'de. İçerisinde o var.
Dışişleri Bakanlığı mensuplarından yine Karahan olduğunu hatırlıyorum. Ve bu ekibin içinde Nikulin de var sanıyorum. Ve İstanbul'a vardıklarında Perepaz Otel'de kalıyorlar bir gece ve ertesi gün Ankara'ya hareket ediyorlar. Ankara'da 4-5 gün kaldıktan sonra da İzmir'e hareket ediyor. İzmir'de de işte mesela Bergama harabelerini geziyorlar. Orada da birkaç gün kaldıktan sonra tekrar trenle İstanbul'a dönüp yine İzmir okuluyla Sovyetlere geri dönüyorlar. Peki Erdal Bey, ilk gelişi 1925 yılında olmuş değil mi? Evet, 25 yılında. Ya o da işte o İstanbul. Şimdi bu Nikolin yazdığı makale aslında bir üçleme makale. Novi Mir dergisinin 34 yılı içerisinde bastığı sayılarda 7, 8 ve 9. Sayılarında basılıyor. İlk basılan yer İstanbul. İkincisi Ankara. İzlenimini belirtti. Benim de üzerine yazdığım makale. Üçüncüsünün de başlığı Güzel İzmir. Hatta Güzel'i Rusça harflerle Kiril alfabesinde yazmış. Ama birazdan da konuşuruz. İstanbul'a ve İzmir'e bakışı, Ankara bakışı, Ankara ile bakışı gibi değil. Tabii ki farklıdır. Peki ikinci gelişinde, yani o tarihi seçmesinin özel bir nedeni var mı? O Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarına gelmesi. Tabii ki de ekibin gelmesinin özel nedeni 10. yıl kutlamaları ve ilişkilerin böyle en üst düzeye varması. Şimdi benim gördüğüm belgelerinden bir tanesinde mesela şöyle bir alıntı var. Voroshilov ve ekibi, yani muhtemelen buna Nikolin de şahit olmuş olabilir Çankaya Köşkü'nde. Gazi Mustafa Kemal'e şeyi hediye ediyorlar. Magile Svetova diye bir Verashagin diye bir ressamları var Sovyetlerin, Rusların, özür dilerim. Ve Orta Asya'ya seyahat yapan bir önemli bir ressam bu adam ve Orta Asya ile alakalı birçok gravür ve resim yapmış. Enfes böyle tabloları var adamın. Sanıyorum ben tablosunu görmedim. Yani o Magile Svetova işte kutsal mezar gibi bir şey demek Türkçesi. Ama muhtemelen Orta Asya'ya ait olan bir eser olabilir. Bunu Mustafa Kemal'e hediye ediyorlar. 13 yıl süre zarfında 1933'e vararak işte bu 1921-22'den başlatırsak Sovyet-Türkiye ilişkilerini, yani en önemli noktası orasıydı. En tap noktasına ulaştığı yer orasıydı diye bir yorum var benim gördüğüm belgede. Bu bağlamda da yani Nikolin'in gelmesinin özel sebebi tabii ki de tesadüf değil. Yani Rus heyeti içinde yer almasının en büyük nedeni aslında yani bu Rusya halkına geri döndüğünde işte yazacağı anılar üzerinden Türkiye'yi tanıtmak ve Türkiye'nin yeni rejimiyle beraber Türkiye'yi olumlu kılmak onların gözünde. Çünkü betimlemeleri, aforizmaları, metaforları çok iyi kullanıyor Nikolin. Evet, yani yeni Türkiye imgesinden çok bahsediyor. Evet. Bunu çok vurguluyor, doğru. Şimdi isterseniz biraz şeyden bahsedeyim ben. Hani İstanbul'dan Ankara geçişinde ilk kullandığı mesela figür coğrafya. Tabii, bahsedebilirsiniz. Tabii ki de. Şimdi İstanbul'dan çıkarken İstanbul'un işte o boğazının o güzelliğine kapılmamak mümkün değil. Mabiliğinden, yeşilliğinden, güzelliğinden ben vururken yani Anadolu'nun aslında çorak bir coğrafya olduğunu, bir bozkır olduğunu ve insanın bunu hak etmen, gözünün içine bunu karşıladığını, bunu ayırt edebildiğini coğrafi farklılıklar üzerinden çok iyi anlatmış giriş kısmında. Ama Ankara'ya girerken ilk mesela gördüğü bina, ilk söylediği bina, o zaman da sanıyorum kurulalı bir 7-8 sene olmuş olabilir, üstüne çok geçmemiştir, çimento fabrikası. Çimento fabrikasının dumanları, başlattan dumanlar arasından Ankara'nın o sarımtırak coğrafyasını, bozkır coğrafyasını tanımlıyor ve şöyle bir şey söylüyor. İkinci söylediği yer de mekan olarak Gazi Çiftlik. Yani diyor ki insan bu yeşillikten, bu mavilikten, hani bu coğrafyaya geldiğinde biraz umutsuzluğa şey kapılıyor olabilir. Hani kendini daha farklı hissediyor olabilir ama mesela Gazi Çiftliği'nin içerisinde yapılan o modern tanımla beraber, o kullanılan modern aletleri de över zaten orada. Yani inşa edilen Marmara ve Karadeniz havuzlarını gördüğü zaman ferahlıyor. Yani şimdi burada aslında şöyle bir şey söylenebilir. Nikolin aslında kendisi de tam bir oryantalist. Hani yazısında oryantalistlere
ara ara göndermeler yapıyor. Hani siz doğuyu tanımlarken işte bir takım böyle hayal dünyanızdan doğuyu tekrar yaratıyorsunuz. İmgelerinizi doğuyu tekrar kendi tahayyüllerinize göre ortaya koyuyorsunuz ama Ankara böyle bir yer değil. Ya mesela sen bir oryantalist olarak İstanbul'a geldiğinde işte camiler, minareler, işte sarıklar, fesler, kara çarşaflı kadınlar üzerinden bir anlatı kurguluyorsun. Ey oryantalist diyor ama bak mesela benim burada gördüğüm ilk şey diyor. Hani Ankara'nın İstanbul'a meydan okuduğunda minarelerin karşısına telefon ve telgraf direklerini koymasıdır diyor. Şimdi yazın içerisinde tabii Ankara'nın coğrafyasını vurgularken yer yer çok endişelerden bir tanesi Timur'a çok atıf var. Timur ismi çok geçiyor. Yani Timur ve Beyazıt'ın arasındaki o kavganın hala Ankara üzerinde sürdüğünü ve bunun geçmişte aslında gelecek arasında bir kavga olduğunu söylerken şunu söylüyor mesela bir turist olarak bir oryantalist kafaya sahip bir mentaliteye sahip bir turist olarak gelseydim benim de belki de fotoğraf makinesi veyahut da işte elimde defterim, an defterim. Burada göreceğim Roma, Yunan ve Osmanlı uygarlıklarından kalan yerleri görmek, o işte kalıntıları görmek olabilirdi ama benim yani üstüne basa basa aslında vurgulamaya çalıştığı yazının içerisinde benim söylediğim şey burada bambaşka bir başkent yaratılıyor ve bu başkent baştan aşağı modern bir başkent. Bunu da yani Sovyet halkının bilmesi adına bu kadar vurguladığını düşünüyorum ben. Mesela peki Ankara başka hangi mekanlardan bahsediyor Erdal Bey? Hani orman çiftliği dediğiniz çimento fabrikası böyle çok vurguladığı belki yapı da olabilir. Tamam söyleyeceğim yavaş yavaş. Mesela diyor ki burada bir bozkırın ortasında hatta açık açık da yazmış. Buranın seçilmesinin sebebi Anadolu'nun orta yerinde. Burada diyor liman yok. Burada deniz yok. Dolayısıyla işbirlikçiler buradan öyle kolay kolay kaçamazlar. Dolayısıyla burada yeni bir başkent yaratılıyorsa, yeni bir başkent inşa ediliyorsa, yeni yönetim binaları inşa ediliyorsa, bu işte Mustafa Kemal ve arkadaşları bunu yaparken eskilere dokunmuyorlar. Eskiden bunları insanlar kıymetini, değerini bilmediği için, tarihe çok önem atfetmediği için işte evlerinin yapı taşları olarak kullanıyorlar. Mesela işte Hititlerden kalan bir aslan başından bahsediyor. Üzerinde Latince yazılı olan Roma işte bir kaya parçasından bahsediyor ki bunlar işte bir devrizcinin üretimhanesinde bir işte yapı taşıydı, bir işte bir duvarda bir yerdeydi ama artık Mustafa Kemal ile beraber bu şey değişti. Bunların da kıymeti veriliyor ve bunlar müzelere alındı. Mesela burada hani müzeyi gezmiş olduğu düşünülebilir. Belki bilmiyorum. Belki de söylenmiş olabilir. Mesela vurguladığı kadınlar üzerinden metafor kurarken vurguladığı önemli binalardan bir tanesi İsmet Paşa Kız Meslek Lisesi. Enstitüsü daha doğrusu. Orada da işte ya mesela şey demiş cümlenin içerisinde burası diyor Cumhuriyet'in kadınların kendini huzurlu hissettiği bir yuvadır. Hemen bunu söyledikten sonra çünkü diyor sokağa çıktığınız zaman yani bazı kadınlardan görüyorsunuz yani bir kara çarşaf vurgusu var üzerinde. Hani kadınları özgürleştirici bir yeri var buranın. Daha bağımsız kılan, daha özgür kılan ekonomik anlamda da ve onları hani Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bireyler olarak kurguladığı için daha modernist olduğunu ve daha şey olduğunu söylüyor. Geçen binalardan bir tanesi bu. Şimdi kişiler üzerinden vurguya devam edip binaları da biraz beraber söylesem daha iyi olacak. Mesela yazının içerisinde anlattığı ilk söylediği mesela bürokratlardan ama Celal Bayar ve Celal Bayar sanıyorum o zamanlar İş Bankası genel müdürü olabilir. Ve onun Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı işte bir takım fedakarlıklar üzerinden sonra kadınları anmaya başlıyor. Kadınları fedakarlık yaptığını. Ve bunu Türkiye Cumhuriyeti'ni onların fedakarlıkları, onların yardımları sayesinde tekrar Kemalistlerin kazandığını ve modern bir Türkiye inşa ettiklerini söylüyor. Şimdi söylediği bence çok güzel şeylerden bir tanesi şu. Muhakkak görmüştür o. Karagöz dergisinden bahsediyor mesela. Hani
yabancı bir okur Türkçeyi anlamasa bile, bilmese bile, okuyamasa bile, hani buradaki karikatürcülerin çizdiği şeylerden sultanın halkın sırtında bir işte tahta oturup ve halkı da hamal gibi kullanıp onların emeklerini ve geleceklerini sömürdüğünü çok rahat bu karikatürlerden bakarak anlayabileceğini söylüyor ama işte bu devir diyor artık bitti. Hani halk diyor kendini işte hamallıktan kurtardı artık ayaklarının üzerinde dikiliyor ve tek başına durabiliyor bu yönetim sayesinde diye söylüyor. Yaptığı onun önemli bir analoji, hani yine o dergiden ben bunu kotardığını düşünüyorum. Hani Osmanlı'yı hep pesli ve şey olarak vurguluyor. Bir kıyafet üzerinden yine bir tanımla var. Hani oryantalistlere ben işte gelip burada hani siz böyle yapardınız, şöyle yapardınız diyor ama yaptığı şeylerden bir tanesi kendisinin yaptığı şeylerden bir tanesi o. Ah, sonra vurguladığı ilkinde imge, Bozkurt imgesi. Yani bu bilemiyorum niye böyle. Belki paraların üzerinde gördüğü imgeden dolayı olabilir. Yani sağda solda belki böyle bir takım işte ne bileyim çizimler görmüş olabilir. Oradaki vurguyu ama sonra Mustafa Kemal'e yapacak. Kitap şeyde makalede andığı ikinci isim Kubilay. Onu da sanıyorum İzmir'de bir kahvede gördüğünden bahsederek söylüyor. Yani işte burada bütün bu Kubilay ve diğer şeylerden bahsetmesinin sebebi işte Ankara'nın o yeni modernist yapının hani İstanbul'da veya da başka bir yerde varsa eğer kafalarından geçen bir özlem varsa eskiye dair buradan esen rüzgarlar sert diyor. Hani hiç aklınıza böyle şeyler getirmeyin. Çünkü diyor mesela şöyle bir şey çok ilgi çekici bence. İstanbul ve İzmir tamam güzel yerler, harika coğrafyalar olabilir. Ama oranın insanı kozmopolit, oranın insanıyla anlaşmak zor. Ama Ankara'nın insanı yani erdemli, Nikulme göre ağırbaşlı, kibar, nazik ama boyun eğmez. Ama yardımsever aynı zamanda. Bunlar çok yine böyle bir Kemalist ideoloji üzerinden vurgulanabilir bu. Hani onu övme üzerinden düşünülebilir. Tek millet ve tek dil üzerinden kurgulandığını söylüyor. Yani burada tek dilde anlaşabiliyorsunuz. Kozmopolitizmde de bunu yapmak daha zor. Yani ne bileyim işte birçok farklı bir konuşulduğu İstanbul'da bunu yapmak daha zor diye söylüyor. Şimdi andığı Ankara'da bürokratların başında şimdi Fahri Rıfkı'yı söylemiştim ben şey de var. Ruşen Eşref, Akagündüz, Yakup Kadri yapmıştı. Bunların hepsi zamanının ya bürokratı ya da meclisinde yer alan, aynı zamanda basında yer alan insanlar. Yani Türkiye'nin aydınlık yüzüğü artık bu insanlar. Bu insanlar Türkiye yönetiyor ve bu insanlar karar veriyor. Ve bu insanların elinde Türkiye daha emin ellerde diye bir övgü var. Şimdi Ankara'nın geçen mekanlardan bir tanesi Nikulin yazısında Ankara Kalesi. Çünkü burada hani Roma, Yunan ve Hitit medeniyetine bu şehrin ev sahipliği yaptığını söyleyecek. Buradaki az önce söylediğim işte hani reddi miras üzerinden kurgulamayan bir Kemalizm buradaki yapı taşlarına sahip çıkıp bunları müzede topluyor demiştim. Nikulin şimdi Ankara Kalesi'ne ben Ankara'ya bakıyor. Neden bakıyor? Çünkü şeyi görmek istiyor. Şimdi ben yüksek bir yere çıkarsam, edersem, görürsem aradaki yeniden inşa edilen bir şehrin eskisinden farkını daha iyi görebilirim diye bir kurgusu var. Ve çıkarken de zaten şey yapıyor. Hani eski Ankara sanıyorum biraz oradaki tepelerin eteklerine kurulduğundan dolayı yani o evlerden gelen yemek kokuları arasında diyor ki hani bir oryantalist kesseydi o zaman daha güzel, daha övücü şeyler söyleyebilirdi ama ben bu Kavaklı Dere Caddesi'nden bahsediyorum. Hani benim karşıda gördüğüm vadide, bu vadide inşa edilen Ankara bambaşka bir yer. Çünkü artık o eski Ankara'daki sokakların aydınlattığı meşaleler yok burada. Elektrik direkleri var. Gidip gelen otobüsler var diye bir söylemi var. Ve şey diyor hani 10 yıl önce buraya gelseydiniz burası İşte mezarlıkların olduğu, ses sedasız, ölü bir yerdi. Ölü bir şehirdi ama artık öyle değil, kımıl kımıl ve canlı bir yer olduğunu söylüyor. Şimdi Ankara'daki binalar üzerinden Ankara bahsinde mesela bence çok ilgi çekici. Ankara'da kurulan, inşa edilen yeni elçilik binaları üzerinden bir anlatısı var mesela. Hani onlar da Türkiye'nin bu yeni temposuna ayak uydurdular ve onlar da elçilik binalarını işte Ankara'nın göbeğinde kendilerini gösterme adına
onlar da artık kendilerine yakışır bir şekilde inşa ettiklerini söylüyor. Mesela ilk söylediği şey Macar Elçilik binası. Orada şey demiş, yani Tuna boylarında yer alan villalardan örnek alınarak inşa edildi bu Macarların binası. Mesela İranlıların Büyükelçilik binasından bahsederken Kervansaray ve bir mescitten esinlenerek bunun mimarisinin kurgulandığını söylüyor. Polonyalıların, Lehlerin Elçilik binası işte Galicialı bir şato sahibinden etkilendiğini ama önünde bir ahşap ev sahibi olan bir Ankaralı'nın kesinlikle şeyini satmayı reddettiğini ve onun da üzerine şatonun önünde bir kale kurduğunu söylüyor. Tabi burada yine bir politik mesaj vermeden geçmeyecek bir kuyum. Şey diyor, 1933 yılında kuvvetle muhtemel görmedi ama o anlatının içinde onun yer almasını istedi. Mesela Alman elçilik binasını bir hapishaneye benzetti. Diyor ki biz hani Almanlar 3. Reich kurulduğunda işte Nazileri iyice iktidarının sağlamlaştırma geldiklerinde burada diyor bu elçilik binasında aklı başında olan Almanlar yani güvendiğimiz insanlar tanıdığımız bildiğimiz bilgisine göre başka bir şeye dönüştüler. Yani orta çağın cadı eğlencelerini andıran işte radyodan gelen müzik seslerinin yüksek açıldığı ve içeriden o bağırtıların, kahkahaların yükseldiği bir metaforla anlatıyor. Hani burada tabii Nikulin gördü mü bunu görmedi mi bilmiyorum. Ama bence önemli bir vurgu. Diğer elçiliklerin binalarına Ankara üzerinden böyle vurgu yaparken Almanlarınki de mesela işte iyi modernist bir yapı şuradan kurgulanmış, buradan eklenmiş demiyor. Direkt hapishaneye diyor. Direkt. Şey yapmadan. Şimdi andığı mekanlardan bir tanesi Karpiç diye bir restoran. Karpiç restoran sizin, ben hatırlıyorum Pınar Üre yazmıştı sizin derginizde. Çok da güzel bir yazıydı. Çok ünlü bir restoran. Pınar Hocam'ın ellerine sağlık. Sizin de emeğinize sağlık. O Karpiç, Beyaz Rus. Beyaz Rus işte 1920'lerin başlarında Türkiye'ye sığınan, Çarlık rejimden kaçan Beyalı'ya Gvardi yani. Şimdi gelen askerler veyahut da aristokrat kesim, işte sermayeler kesim, burjuva veyahut da işte alelerde insanlar hani Sovyet rejiminde yaşamaktan korkan veyahut da işte Çarlık rejimiyle işbirliği içerisine girmiş ama canından korkup gelen insanlar. Daha sonra bunların birçoğu başka ülkelerde mülteci olarak diyorlar veyahut da işte tahliye ediyorlar veyahut da bazıları vatandaşlık alıyor çok az kısmen. Onlardan bir tanesi de Karpiç. Karpiç sanıyorum önce İstanbul'a geliyor sonra Ankara'ya gelip Ankara'da çok ünlü bir restoran açıyor. Andığı yerlerden bir tanesi de o. Ama Karpiç'te işte bu Ankara'nın üst düzey insanların gelip buluştuğu özellikle elçilik mensuplarının yemek yediği bir yer olarak tarif ediyor. Ancak şöyle bir şey söylemiyor mesela. Hani ben Karpiç içine girdim güzel yemekler yedim demiyor. Böyle bir ifadesi yok. Ama mesela enteresan bir şekilde Ankara kedisini anıyor Karpiç restoranıyla beraber. İşte kedi de oraya gözlüyordu gibi bir şeyler söylüyor. Hani buradan nasıl bir metafor çıkartılır bilmiyorum. Belki de orada bir Ankara kedisini ilk defa hani orada gitmiş görmüş de olabilir ama hiç görmemiş de olabilir. Tabii ben hani Beyaz Rus olması hasabıyla Sovyet diplomatik görevlilerin orada yiyip içmediğini bilmiyorum. Belki onlar da gidiyorlardı, belki de gitmiyorlardı. Ankara'da rast geldiği binaların hani en sonuncusu şeyde geçen Çankaya. Onu da belki Gazi Mustafa Kemal'le beraber ondan gördüğü izlenimi, onu nasıl anlattığıyla beraber anlatılabilir. Yani Çankaya köşküne geldiklerinde işte bu Ankara'yı gezip tozup işte biraz oryantalistlerle onlara çekiştikten sonra Nikulin Çankaya Köşkü'nü direkt şöyle tarif ediyor. Hani bu Osmanlı'ya veyahut da işte oryantalist izler taşıyan bir mimariye sahip değil. Ankara bir okyanus. Burası da onun kaptan köşkü. Bu diyor bir hani okyanusta demir atmış bir gemi gibi diyor burası. Sonra yani o şeyi vurguladıktan sonra hemen içeride yine o dönemin hani bir kokteyl veriliyor sanıyorum bu Sovyet heyeti adına. Ve o kokteyle gelen, o yemeğe gelen, o görüşmeye gelen davetler arasında Türkiye'nin tabii ki de hani milletvekilleri, bürokratları onlar da var. Ve onların tamamını işte fraklar içerisinde çok da modern bireyler olarak söylüyor. Yani çok
entelektüel eğitimli insanlar olduklarını söylüyor. Ve oradan da şöyle bir sahneye geçiyoruz biz. Bir Çankaya Köşkü'nün kütüphanesinde 2 saatten fazla süren bir sohbet diyor. Sonra diyor ki bir sohbet demeyelim, biz buna bir akademik tartışma diyelim diyor. Çünkü Gazi o kadar ikna edici konuşuyordu ki. Yani şeyin ekibinde bu arada iki tane çok ünlü Türkolog var. Sanıyorum bir tanesinin adı Lev Nikolaevich Mar, Gürcü asıllı. Peterburg'daki Vastoşnik Fakültesi, işte o Şarkiyat Fakültesi'nin başında veyahut da orada çalışanlardan bir tanesi. Hatta o da döndüğü zaman şeyle alakalı, Türk dilinin yapısıyla alakalı bir kitap da yazıyor. Çünkü aynı zamanda bu tarih kongresine denk gelmiş olabilir veyahut da o tekrar tarih kongresine gidip gelmiş olabilir. Şimdi Gazi'nin o karizmatik yapısından etkilendi ya Nikolin. Ve onu ilk tarif ettiği şey aslında bir Rus mülteci yazardan bahsediyor. Ben kim olduğunu anlayamadım. Bilmiyorum kim olduğunu ama sanıyorum onun anlatısında Gazi'yi şöyle yeriyorlar. Hani Hitler'le Mussolini'yle kıyaslayıp onun bir diktatör olduğunu, işte böyle bir ülkeyi yönetmenin doğru olmadığını gibi bir anlatı var ama ilk şey diyor mesela karakter hakkında Gazi Mustafa Kemal'in. Yani mutlak güç diyor, hani ideal yönetim tarzı bu adamın benliğinde buluşmuş. Bu adam bunları söylüyor ama naif ve dar görüşlü olduğu için söylüyor. Çünkü o Mustafa Kemal'in onun için gizemli olabilir, onun için askeri yönleri, üniformalı fotoğrafları, resimleri ön plan çıkmış olabilir ama bu adam öyle biri değil. Neden? Çünkü önce mesela şeyi anlatıyor, hani Kurtuluş Savaşı'na dönüyor. Kurtuluş Savaşı'nda diyor çok büyük bir şeyi örgütledi, organize etti. Belki ilk zamanlar sesi kısık çıkıyordu ama sonra gürleşmeye başladı diyor. Ve oradan da Dünya Savaşı sırasında Gazi'nin bulunduğu işte o cephelerden bahsediyor. Öncelikle işte şeye dönüyor, Libya'ya dönüyor. Çocukluğundan bahsetmeye başlıyor mesela. Çocukluğunda da akıllı olduğunu, çocukluğunda da mollalara karşı tepkili olduğunu, o zaman bile onlara karşı itiraz ettiğini, sesini yükselttiğini söylüyor. Ve az buzda değil, hani hem matematiği çok sevdiğini mesela, hani reel bir bilim, herkesin anlayacağı ve oradaki hani matematik bilen insanın neler yapabileceğini, neler yapabilecek kabiliyetinde olduğunu ve nasıl düşünebilecek kabiliyetinde olduğunu sanıyorum Rus halkının izlerinin arasına iyi sokan bir cümle bu. Hani arkasından çok pardon. Vahdettin'le olan bir görüşmesinden bahsediyor Mustafa Kemal. Diyor ki bu adam yani Kurtuluş Savaşı'ndan önce Dünya Savaşı'nda cepheden cepheye koşarken aynı zamanda Vahdettin'e Almanya yolculuğunda eşlik etmiş bir adam ve Mustafa Kemal'in ağzından şöyle bir şey kuruluyor. Hani Mustafa Kemal Vahdettin'le görüşmeye giriyor. Vahdettin'in ne kadar hasta ruhlu, hasta düşünceli bir insan olduğunu gördüğünü ve o ilk anda anladığını Mustafa Kemal'in söylüyor. Şimdi Mustafa Kemal'in düşüncesini ve ileri görüştüğünü veyahut da işte mutlak güç olduğunu olumladığı şeylerden bir tanesi de şöyle bir Yıldırım Orduları Komutanlığı'nda sırasında askerlerini kurtarma adına geri çektiğini ve işte bu o arada İngilizlerin işte telgrafta Mustafa Kemal'e emirler vermek istediğini, işte İstanbul'u işgal edilmiş. Bunu anlatmaya çalışırken o an İngilizlere karşı da sert ve şey bir söylem içerisinde olduğunu ve boyun eğmediğini söylüyor. Ve bu şeyle de kıyaslanabilir. Belki hani uluslararası ilişkiler bunu daha iyi söyler. Belki de yani o zamanlar İngiltere ve Rusya arasındaki oluşan gerilme, hani bak bu adam İngilizlere de karşı duracak bir adam diye söylenmiş olabilir. Şimdi bu davette geri dönelim. Davette hani demiştim ya akademik bir tartışmanın içinde buluyor Nikolin kendini. Karşı taraftan dinlerken. Bu arada şunu söyleyeyim. Nikolin Ankara anlatısında Ruslardan hani andığı bir mar var. İşte o az önce bahsettiğim Türk olarak kişi herhangi bir devlet adamı yok. Yani bizim yanımızda Varoşlu vardı, Karahan vardı, şu vardı, bu vardı demiyor adam. Ya onun tek derdi Türkiye'deki bürokrasinin yani rasyonel insanlardan oluştuğunu, aklı başında insanlardan oluştuğunu ve bu burada Ankara'ya işte bu ülkeyi daha ileriye taşıyacak bir misyona sahip entelektüel insanlardan kurulu bir hükümet olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Şimdi Gazi'nin konuştuğu şey, yani ikna ediyor dediği şey, Türk varlığının Akdeniz, özellikle Akdeniz'de çok çok eskilere dayandığı ve içerisinde hani bu etkileşimden dolayı Farsça ve Arapça kelimelerin çokça bulunduğu bir dil yapısına sahip olduğunu ve bunun da biraz bundan arındırılması gerektiğini söylüyor karşıdaki muhataplarına ve orada da işte o az önce bahsettiğimiz Türk olarak veriyor sözü Nikulin. Yani ve Mara diyor ki evet ben katılıyordum Gazi'ye doğru söylüyor diye. Zaten döndüğü zaman da yaptığı çalışmalardan dedim ya az önce söyledim. Ana çalışma o, onun etrafında. Ve buradan şuraya vurgu yapıyor. Diyor ki eskiden insanlara anlamsız gelen o mırıldanmalar artık duaların ve ezanın Türkçe olmasıyla beraber ahenkli bir sese dönüştü. Ve bununla beraber halkın üzerindeki hipnozun kalktığını ve halkın artık kendini daha açık bir şekilde hani Allah'la arasında kurduğu bağlantıyı daha iyi yapabileceğini söylüyor. Ama tekrar Atatürk izlenimine dönüyorum, Mustafa Kemal izlenimine döneceğim. İşte bu biz belki hani Mustafa Kemal'i ansiklopedilerden, ressamların çizdiklerinden, işte ne bileyim üniversitelere veya bir röportajdan hani askeri ve şey Maraşlar üniformaları resmi görüyoruz ama Mustafa Kemal diyor hani normal hayatında böyle biri değil. Hani çok şık inan, çok karizmatik bir olduğunu. Ve şöyle bir analojik bulmuş. Bunu yani haklı. Çünkü Rus halkının aklındaki imge mesela Vladimir Petrov işte büyük Petro'nun izlenimi şu. Hani o da ıslahat hareketlerini başlatan biri Rusya'da ve işte kıyafetten olsun, dilden olsun ve askeri şeyden olsun Rusya'yı daha ileri taşımaya amacı güden bir takım hareketleri başlatan bir adam. Dolayısıyla diyor ki Gazi'nin felsefesini ancak Rusya'da biriyle kıyaslamak istiyorsak biz bunu diyor büyük petrolle yapalım. Bu adam diyor ona benziyor. Yani tamam inatçı ve sert bir mizacı olabilir ama tutkusu da diyor aynı bir Shakespeare. Anladığım kadarıyla bayağı etkilenmiş Mustafa Kemal'den. Onu bayağı güzel tasvir etmiş. Peki Erdal Bey, biraz bahsettiniz aslında o dönem insanlarından ama böyle onların sosyal yaşamlarına ya da kılık kıyafetlerine dair çok tasvirleri var mı? Hani Karpiş dışında başka böyle mekanlar, mesela parklar, bahçeler böyle insanların daha çok bir araya geldiği. Çünkü Ankara'nın o dönemleri böyle aslında şeyleriyle, akarsularıyla, dereleriyle ünlü insanların çok daha sosyalleştiği mekanlar var. Hiç bu tarz tasvirleri var mı acaba? Şimdi Nikulin'in Ankara anlatısında coğrafi tanımlamalar var. Var ama sizin bahsettiğiniz gibi bir tanımlama yok. Ama şöyle bir şey var. Mesela Mustafa Kemal anlatısından sonra biz Ankara makalesinin içinde Nikulin'le beraber yanında bir mihmandar şoförle motorla bir yolculuğa çıkıyoruz. Ankara'nın Bozkurt'una doğru. Ve Ankara'nın köylerinden bir tanesine gidiyoruz. Nikulin o yolda giderken karşılaştığı tiplerden bir tanesi mesela işte kendi çapında lüks bir kanı üzerinde giden bir Kerim Ağa. Şimdi bu Kerim Ağa metaforunu kuruyor sonra onun köyünde onunla karşılaşacak. Ama oradaki köylülere ve işte o işte yola devam ederken köye vardıktan sonra ilk gittiği yer okul. Okul binasını görmek istiyor. İçeri giriyor. Diyor yani küçük ama çok güzel yapılmış, tertemiz. Sadece diyor eksik olan içinde öğretmeni. O da diyor sene sonunda gelecekmiş diyor. Sonra köylüyle muhatap olmaya başlıyor. Köylünün sosyal ve sınıfsal yapısını anlatmaya başlıyor aslında biraz da. Şimdi o yolda tanıştığı, yani denk geldiği Kerim Ağa'nın işte kanısı vardı. O kanı diyor Anadolu halkının çok uzun yüzyıllardan beri hatta kutup savaşında kullandığı en önemli ulaşım aracıydı. Hatta işte zamanın otomobiliydi. Yani bu bunu kullanan bu halk işte vakti zamanda yeri geldiğinde şeye geçecek. Başka bir atılıma geçip başka bir ileri adım atıp başka şeylere geçecek artık. Ulaşım araçlarına gibi bir hani bir hissettirici bir yazısı var orada. Yani cümleleri var öyle diyeyim. Tam net böyle söylemiyor ama hani işte bunun şimdilik böyleydi. Sonra böyle olmayacak. Bu ülke ilerleyecek manasında söylüyor. Ama köylüyle karşılaştığında ilk anlattığı şey tabii yine Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hükümetlerinin değiştirdiği şeyin halkın sırtından indirilen o
vergilerin, o işte anam vergisi, aşar vergisi, yol vergilerinin falan halkı rahatlattığını ve bu bağlamda halkın, işte emeklerini sömüren o ağların ve kurdukları işte faiz düzeninin, tefecilik düzeninin bozulduğunu Mahmut Esat Bozkurt'un makalelerine atıf yaparak anlatıyor aslında. Sanki köylüyle konuşuyormuş gibi, hani bak şöyle bir şey de olmuştu gibi. Eskiden bu insanların çok kadar, hani köpek kadar değeri yokken artık böyle değil. Bu insanlar da artık sözlerini söylüyor. Sonra o Kerim Ağa'yla köyle karşılaşıyor. Kerim Ağa işte buyurmaz mısınız, yemek yemez misiniz gibi bir şey söylediğinde tabii çok net bir şekilde onu reddediyor Nikrin ve köy kahvesine gidiyor. Köy kahvesindeki insanlarla konuşuyor. Ve köyden ayrılırken de söylediği güzel bir şey var. Ya diyor, bu ülke çok güzel şeyler yapmış, çok güzel şeyler yapmak istiyor ama işte sosyal reformlar da yapılması lazım deyip böyle kendi bir hayal dünyasında tekrar o motosikletle Ankara'nın yollarına devam ediyorlar. Şimdi burada yine bir mekan ve kişi karşılaşması var bu yolculuğun içerisinde, motorla olan yolculuğun içerisinde. Her nedense Nikulin Ankara'nın işte bu Bozkır'ında bir bağ evinde Yusuf Akçuray ile karşılaşıyor. Yani Yusuf Akçuray ile karşılaştığında işte bağ evinden evine doğru giriyor, içeri giriyor, bakıyor. İşte diyor, hani bu benim işte yeni boyanmış temiz bir evdi, işte güzel bir terası vardı, işte tek katlı şöyle derken, hani duyduğu kokunun çocukluğunun kokusu olduğunu söylüyor. Çünkü ona göre ve de hakikaten de öyle, yani tabii ki de öyle. Yani Yusuf Akçura bir Rus entelektüeli ve bir öğretmen. Yani Yusuf Akçura ile oturup işte konuşmaya başladıklarında Yusuf Akçura diyor ki aslında Yusuf Akçura da biraz böyle nedamet edip duruyor. Hani sen o panturancılık fikirlerin, panturkisi fikirlerin işte bundan 20 sene önce bir takım bazı şeylere, işte savaşın içerisinde bazı ideolojilere yön verirken, hani bunlar çok böyle insanları iyiliğe, güzelliğe taşıyacak şeyler değildi. Hani gibi bir şeyler söylettiriyor kendi ağzından. Ama ona olan mesela saygısına o da diyor ki Akçura, yani ben işte kadetlere, kadet partisine biraz dem vurarak işte ben çıktığımda ilk yaptığım o önemli bir yerde bir hitap edecek, konuşma yapacak. Orada yapacağım konuşmaları Türkçe yapmak istemiştim diye ama baktım kimse anlamıyor, Rusça konuşmak zorunda kaldım. Yer yer Fransızca konuşmak zorunda kaldım diye söylüyor. Ve oradan ayrılırken de Nikol ne diyor ki, ben hani sizleri çok tanımıyorum, çok uzak düştüm ama sağ olsun arkadaşlarım Rusya'dan bana bazı ansiklopediler gönderiyor. Yeni entelektüelleri, sizleri ve senin arkadaşlarını oradan okuyup oradan görebiliyorum diye onu uğurluyor. Mekan ve kişi karşılaştırmaları aşağı yukarı böyle. İşte o köye doğru, Bozkır'a doğru yaptığı yolculuklara işte bir sosyal sınıf anlatısı var. Oradan da bir olumlama var. Çünkü artık Anadolu halkının, Anadolu çiftçisinin, Anadolu köyüsünün üzerinden işte bu ağlar, ağlık düzeninin veyahut da işte o padişahlığın düzeninin kalktığını, modernist Türkiye ile beraber kalktığını ve daha iyi şeyler olacağını, özellikle kadınların özgürleştiğini, yine böyle bir anlatısı var. Az önce söylemiştim. Aşağı yukarı böyle, yani bu kadar söyleyeceklerim. Yazıyla alakalı. Çok güzel, çok güzel bilgiler öğrendik. Gerçekten çok keyif aldım ben de. Sorularımız var Erdal Bey. Onlara geçelim dilerseniz. Olur. Ekleyeceğiniz bir şey varsa buyurun, yoksa sorulara geçelim. Ekleyeceğim bir şey yok, sorulara geçelim. Tamam. Öncelikle teşekkür etmiş katılımcımız. Makalede Ankara üzerine ama size İstanbul'la ilgili bir soru sormak istiyor. Onu belirteyim. 1917 sonrası İstanbul'a göç eden beyaz Ruslarla birlikte İstanbul'un kültürel hayatında değişimler gerçekleşmişti. Nikulin İstanbul ziyaretinde bunlara değiniyor mu? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ankara tasvirleriyle karşılaştırabileceğiniz beyaz Rus topluluğundan yazarların hatıratları ya da bunlar üzerinde çalışmalar var mı? Şimdi Nikulin anlatısında geçen beyaz Rus ve yani dediğim gibi de Karpiç. Hani o da zaten beyaz Rus olduğunu söylemiyor ya da Rus olduğunu söylemiyor. Beyaz Ruslarla alakalı Türkiye'de üretilmiş çok güzel Rusya'da da var aslında. Gürcü bir
oryantalist vardı. Hatta vakti zamanında Aziz Nesin'in Rusya seyahat, Sovyetler seyahatlerinde tercümanlığını yapmış Utul Guari. Bu hocamızın adını hatırlayamadım. Şimdi hayattaysa kusuruma bakmasın. Büyük bir Türkologtur o da. Onun mesela eseri var. Ona bakılabilir. Ben Bakar'ın yazdığı kitap var. Oya Macar sanıyorum İstanbul Teknik Üniversitesi'nde. Onların Beyaz Ruslarla alakalı çalışmaları var. Jack Delon, onun mesela o Beyaz Rus bir aileden geliyor. Onun babaannesi sanıyorum ya da anneannesi. Onun hatıraları var. Onun cenazeden bir kitabı var. Onun. Ama Beyaz Rusların kendilerinin ürettiği bir anı çevirisi Türkçe'ye var mı bilmiyorum. Hiç denk gelmedim. Ama denk gelirsem veyahut da işte yurt dışında Rusça olsun, İngilizce olsun okumak ve çevirmek isterim hatta. Bu kadar bu soruya cevap verebileceğim. Bildiğim bu kadar. Bir sorumuz daha var. Acaba Yusuf Akçura'yla Keçiören'de bir bavinde karşılaştılarmış olabilirler mi diye. Olabilir. Bence Yusuf Akçura'yla karşılaşmamış bile olabilir. Ya ben şöyle düşünmüştüm hatta. Sağ olsun Samuel Hirst, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü çok başarılı bir akademisyen. Onunla da paylaşmıştım bu görüşümü. Hatta Alev Hanım'a da paylaştım hatırlıyorum. Editörünüzle. yani onun Argali diye bir arşiv var Moskova'da. Literatür arşivi. Hatta şeyin arşivi de orada. Nazım Hikmet'in arşivi de orada. Onun işte Vera'nın ilk çocuğu işte o kadın hala hayatta sanıyorum. Ondan izin alarak gidiyor şeye. Onda velayeti belgelerin. Onun olduğu arşiv yani onu demeye çalışıyorum. Oradan bulduğu bir belgede yani karşılaşmış gibi gözüküyor. Hatta Çankaya Köşkü'ndeki şeyle belki girmeli davetli değil diye düşünmüştüm ben. Çünkü Dokumenti diye bir seri var. Rus diplomatik arşivlerinden seçilerek yayınlanan belgeler arasında. Hani orada elçilikten çekilen, gönderilen mesajda mesela Moskova'ya şey denilmişti. Böyle birkaç tane benim söylediğim o Türkologların adı anılırken işte resepsiyona şeye katılanlara Nikulin'in adı yok mesela. Hani böyle bir yazar vardı. İşte böyle bir işte savaş muhabiri, şair, işte ne bileyim senarist. Hani bu da var denmiyor. Belki de hani onlardan duymuştur, onlardan söylemiştir diye düşünmüştüm ben. Ama tabii kesin konuşmamak lazım. Yani o yüzden Keçiören de midir değil midir bilmiyorum o bağı. Bir sorumuz daha var. Söyleşi bayağı ilginç bulmuşlar, beğenmişler. Nikulin'in kitabını nereden bulup okuyabiliriz diye sormuşlar. Şöyle söyleyeyim. Ama bu bir dergi şeyi değil mi? Evet. Şöyle oldu. Nikulin 1935 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir izlenimlerini yazdığı anları kitaplaştırıyor. Bir sene sonra hemen. Şey makale olarak basılıyor Novi İzmir'de. Sonra bir sene sonra 1935'te basılıyor bu kitap. Yani kitap olarak basılıyor falan. Ama o kitaptaki bahsettiği şeyler makaleden farklı mıdır bilmiyorum. Kitabı görmedim çünkü ulaşamadım. Yani genelde bunlara ulaşmak için biz yani Rusya'yı çalışan tarihçiler, Sovyetler'e çalışan tarihçilerin önemli mekanlardan bir tanesi Lenin Kadeli'nden Moskova'daki kütüphane muhakkak orada vardır. Oraya gidip oradan okumak gerekir. Ya da fotoğraflamak gerekir. Evet. Bir de bilgi var burada. Soru gibi değil sanırım. Mustafa Kemal'e hediye ettiği tablonun şu anda Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi'nde sergilendiğini düşünen bir katılımcımız yazmış. Açıkçası biz de görmek isteriz. Benim doğrudur tabii. Yani işte, Mustafa Kemal'e hediye ettiyse kutsal mezar olarak anılmaktaymış tablo sanırım. Şimdi bunun Rusçası Magile Sviatova ama Timur'un mezarı veyahut da bilmiyorum ben. Hani görsem Timur mezarı ya da kutsal mezar evet. Kutsal mezar olarak anılıyor. Yani ben başka eserlerini gördüm Bereşkagin'in. Merak edip biraz internette araştırma yaptım. Yani olağanüstü yetenekli bir ressam. Yani yolum düşerse Ankara'daki o müzede de o tabloyu görmek isterim. Yine bir notumuz aslında soru gibi değil Erdal Bey. Yusuf Akçura değil ama Suyu Arayan Adam adlı kitabı yazan kişi olabilir. Süreyya Aydemir değil. Şevket Süreyya Aydemir olsa söyler. Niye söylemesin? Yani Yusuf Akçura ile Şevket Süreyya Aydemir'i karıştıracak kadar
Yani Şevket Süreyya Aydemir olduğunu söylemez, kim söyledi bilmiyorum ama şundan esinlenmek düşünmüş olabilir. Şevket Süreyya Aydemir Rusça biliyordu. Şevket Süreyya Aydemir Nazım Hikmet'le beraber Rusça'da Sovyetler'de üniversite okumuş biri. Hatta sonrasında bu Sovyetlerin Türkiye'de kurduğu ticaret temsilciliğinde çalışıyor. Sonra şeye transfer oluyor. Sümerbank, çünkü Türk Stroy muadili bir şirket kuracak Moskova'da. Onunla beraber bu krediler üzerinden Nazilli ve Kayseri fabrikalarının kurulmasını yönlendirecekler. Tabii bu işler çabuk olsun, daha iletişim halinde olsunlar diye Şevket Süreyya Aydemir Sümerbank'ta istihdam ettiklerini biliyorum. Nurullah Esat Sümer'in hatta bir bizzat çağırdığını, konuştuğunu, sen de burada çalıştığını biliyorum. Yine bir öneri niteliğinde aslında Erdal Bey. Ankara izlenimlerini haritalamak, gezinin ve izlenimlerin mekan üzerinde karşılıklı görmek de ilginç bir deneyim olabilir demişler. Çok güzel durdu bu digital storytelling konusu. Yani bu tür şeylerle, yani bu tür yeteneğe, bilgiye sahip olan insanlar yaparlarsa, şimdi bu tabii şöyle düşünülebilir. Ya ben çok sevinirim böyle bir şey olursa. Hani ben önemli konmuş olabilirim. Yani benim yazdığım şeyleri eleştirip yerden yere vurup böyle bir takım böyle üretimler de yapılabilir, makaleler de yazılabilir. Hiç önemli değil. Yeter ki olsun, yeter ki insanlar merak duysunlar. Ama böyle bir çalışma olsa muhteşem olur tabii. Olmaz olur mu? Evet, güzel olabilir. Bir de İzmir izlenimleriyle ilgili İzmir Akdeniz Akademisi'nin bir dergisi varmış. Belki bura yazınızla ilgilenebilir, böyle bir şey düşünür müsünüz diye herhalde size düşünürüm. Soruyor. Meltem dergisi. Yani onu da kaleme almak, evet, güzel olabilir. Yine bir not gibi, Baba Karpiç 1917 Ekim devriminden sonra kaçanlar arasında değil, İran üzerinden gelenler arasındaymış. Bir katılımcımız böyle bir nottan bahsetmiş. Şimdi 1917'de İran üzerinden gelenlerden miymiş? Evet, öyle söylemiş katılımcımız. Yani benim de açıkçası çok bir bilgim yok. Peki devrimden sonra İran üzerinden gelmek, yani şey olmaya engel mi? İlla yani Akkari'den üzerinden mi gelmek gerekti? Ben çok anlamadım ne demek istediğini. Yani şöyle dense anlarım. 1917 ile bir alakası yok. Ya bu adam da beyaz Rus değil dense, evet benim yanlış biliyorum demek. Ben özür dilerim deyip. Ya şimdi biz şöyle bir genel söylem olduğu için ben onu söyledim. Karpiç örneğini verdim. Yani devrimden canını kurtarmak için ayrılan ülkeden diyelim. Hani bunlara verilen genel bir isim aslında. Hani tek tek hepinize siz beyaz Rus'sunuz diye bir kimlik verilmiyor ya da bir paye verilmiyor. Öyle anılıyor yani. Başka bu konuda kitap ve isim önerileri var. Zaten hani konuşmanızda bahsettiniz. Yine isterse katılımcılarımız size ulaşabilir mi bu konuda? Tabii ki de, ne demek? Estağfurullah. Ben mail adresimden işte erdalbilgiç@yahoo.com veyahut da işte erdalbilgiç@ayvansaray.edu.tr üzerinden ulaşabilirler. Yani İstedikleri her şeyi yazabilirler. Eleştiri olursa daha çok sevinirim. Daha memnun olurum. Çünkü bizim çalıştığımız alan biraz üzerinde emek sarf edilmesi gerek. Yani bayağı bir emek sarf edilmesi gereken bir alan. Çünkü zor bir coğrafya çalışılıyor. Gidip gelmek bazen zor, bazen kolay. Bazen imkanlar olmuyor. Türkiye'de de zaten hani Rusça üzerinden hareket edip yazan çizen akademisyen sayısı son zamanlarda artıyor. Çok memnun edici bir olay bu. Umarım hatta devam eder. Umarım. Başka sorumuz yok sanırım Erdal Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben çok keyif aldım. Çok güzel bilgi. Ben teşekkür ederim. Size umarım katılımcılarımız da keyif almıştır. Başka etkinliklerde bir arada olmayı çok isteriz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Dinleyenlere ve katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Ben unutmadan mailinizi de buradan katılımcılara iletelim tekrardan, webinarı sonlandırmadan. Olur. erdalbilgiç@yahoo.com'du değil mi? Aynen. Oradan ya da üniversiteden de yine aynı şekilde size ulaşabilirler. Tabii ki de. Herkese katılımları için çok teşekkür ederiz. Webinarımızı burada sonlandırıyoruz. Başka etkinliklerde umarım bir arada oluruz tekrardan. İyi günler diliyorum.